Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişili bayan yelek örneği anlatacağım. Hem de yeleğimizi başladık. İpini, şiş numarasını vereceğim, sayılarını. Öncelikle şöyle sütlü kahve renginde orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şöyle 3 numara. Bakın. 3 numara. Şimdi yeleğimizi 3 parça halinde başladım. Önleri 91 ilmek. 91 ilmek. Bakın şöyle lastiği ile beraber. Diğer ön parçası da aynı. 91 ilmek. Arkası da 147 ilmek. 147 ilmek. Bu büyüklükte tahminen 40-42 arası olabilir değerli izleyicilerim. Şimdi tam bilemiyorum. Yine kol kesiminde de devam edeceğiz ilerleyen günlerde. Bakın şöyle kol altına kadar 50 santim yapıyorum ben. Sizler kendi boyunuza göre yaparsınız. Uzunluğun dilediğiniz kadar daha uzun daha kısa yaparsınız. Şimdi böyle yeleğimizin parçaları burada dururken bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Bir örneği için 9 ilmek arasında da 2 ilmeğimiz var 11 ilmek. Yani bir örnek bir ara 11 11 ilmek olarak başlarsınız modelimize. Hemen başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz. Şimdi bakın ilmeklerimizi attım böyle. Hemen arka yüzden lastik örmeden başlıyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi arada yine aynı bakın. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Yine 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Yine 2 ters, 2 düz, 9 ters, 2 düz, 9 ters. Şimdi ön yüze geldik bakın. Ön yüzde, arka yüzde ters ördüklerimizi yani düz ördüklerimi burada bakın ters örüyorum 2 tanesini. Sonra şimdi burada 9 tane ilmeğim var. Ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi hemen sağ şişimi aldım. Bir tane buradaki ilmeğimi bırakıyorum. Dördüncü ilmeği. Üç tanesini geçirdim. Sonra diğer en dördüncü ilmeği başa geçirdim. Ve dört tanesini de düz örüyorum. Bakın. 2, 3, 4. Şimdi arada bir ilmeğimi de düz örüyorum. 5 ilmeğim oldu. Şimdi burada 4 tane ilmeğim var. Şöyle yapıyoruz. Arka tarafından bakın 4 ilmeğin arka tarafından önce sağ şişimi aldım. Sonra 4. ilmeğimi şu şekilde sol şişime geçirdim. Yani 3 ilmeğin yerini değiştirmiş olduk. En başta geçirdik 4. ilmeğimizi. Sonra düz olarak örüyorum. Bir sırası biraz zor gelebilir size bu sırası. Şimdi arada bir iki tane ters örüyorum. Şu an bir örneğimi başladım. Bakın ikinci örneğe geldik. Burada 9 tane ilmeğimiz var. Şu şekilde şimdi 4 tanesini bakın. Üçünü şöyle hemen 4. ilmeğimi bıraktım. 3 tanesini sol şişe, 4.'yü en başa geçirdim. Sonra 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3, 4. Arada bir tane ilmeğim var. Düz ördüm. Şimdi burada kalan 4 ilmeğimi de ne yapıyorum? Bu baştakini değil bakın. 3 tanesini sağ şişimi aldım. 4. ilmeği bıraktım. Sonra tekrar geçirdim. Ve şimdi 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum.
Arada hep iki tane tersimiz var. Yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka tarafındayım. Arka tarafını aynı birinci sırada başladığım gibi bakın. 2 düz 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi 9 tane ters, 2 düz. Tekrar 9 ters. Örnek olan yerin tamamı ters. Düz. Ve yan ilmekle bitirdim. Şimdi ön yüzde, arka yüzde hep o şekilde. Ön yüzde iki tane önce ters ördüm. Şimdi bir, iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu dört ilmeğimin ikisini sağa doğru bir aldım, doladım. Ortadaki ilmeği düz. Tekrar bir doladım. Şimdi sola doğru 2 ilmeği 1 al, 2 düz ör. Toplam yine 9 ilmeğim var. Yine arada 2 tane tersim var. Şimdi önce bakın, örneğin ikinci örneğin 2 ilmeğini düz örüyorum. Sonra diğer 2 ilmeği 1 aldım, doladım. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Tekrar doluyorum. Şimdi de sola doğru 2 ilmeği 1 alıyorum, 2 düz örüyorum. Arada 2 tane tersim var. Aradakiler hep aynı izleyicilerim. Bakın biraz belli olmaya başladı örneğin. Şimdi arka tarafı 2 düz 9 ters. Ön yüzden sayarsak 4 sıradan oluşan bir yelek örneği bu. Arkalı önlü sayarsak 8 sıradan oluşan bir örnek. Şimdi bakın 2 düz 9 ters. İki düz yan ilmekle bitirdim. Şimdi ön yüzündeyim. Yine yan ilmekten sonra iki tane ters. Şimdi bir düz örüyorum. Sonra ikisini sağa doğru bir aldım, doladım. Ortada şu an üç tane ilmeğimi örüyorum. Sonra tekrar doluyorum. Sola doğru iki ilmeği ve bir tane daha ilmeği, 9 ilmeğim var. Arada iki tane ters ördüm. Şimdi ikinci örnekte önce bir düz, sonra ikisini sağa doğru bir dola, 3 ilmeği düz ör. Tekrar bir dola, 2 ilmeği sola doğru bir al ve bir düz. 2 tane aradaki tersli örüp yan ilmekle bitiriyorum. Örneğimiz biraz belli olmaya başladı. Şimdi arka tarafı 2 düz 9 ters. Ön yüzden bir sıramız kaldı izleyicilerim. Şimdi hemen böyle hızlıca geçiyorum. 9 ters 2 düz. Dokuz ters, iki düz. Şimdi son sırasındayım. Bakın, iki tane düz. Yan ilmekten sonra iki ters ördüm. Sonra buradaki iki düz olan ilmeğimi bir aldım ve doladım. Şimdi 1 2 3 4
5 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar doladım. Ve sola doğru 2 ilmeğimi bir aldım. Bakın ilmeklerim şu an bitmiş oldu. Arada 2 tane ters örüyorum. Şimdi ikinci örneğe de aynı şekilde. Bakın önce sağa doğru 2 ilmeği bir aldım, doladım. Ortadaki 5 ilmeğimi düz örüyorum. Hep önce örüyoruz, sonra ilmeklerimizi. Şimdi sola doğru 2 tane ters ördüm ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ben arka tarafı 2 düz 9 ters örerken sizler modelimi izleyin. Sadece başlama yerini anlatıp bitireceğim değerli izleyicilerim. Hemen hızlıca geçiyorum. Önler 91 ilmek, arka 147 ilmek. Bu büyüklükte yapacaksanız 4-5 bobin alacaksınız. Ben de şimdi tam ne kadar gideceğini bilemiyorum. Ama sizler 5 bobin alın, yine yetmemezlik yapabilir. Bakın bir örneğim bitti değerli izleyicilerim. Bir örneğimiz bitti. Hemen ikinci örneğin başlama yerini gösterip bırakıyorum. Bakın nasıldı? Ön tarafta 2 tane ters örüyordum önce. Burada 1, 2, 3, 4 tane olan ilmeğimin hemen 3'ünü önden aldım, böyle geçirdim. 4. ilmeğimi en başa koydum. Sonra 4 tane olan ilmeğimin tamamını düz ördüm. Arada 1 tane düzüm var. Diğer 4 kalan ilmeğimi de bakın şu şekilde daha rahat olması için hemen en sona geçirdim. Bakın 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine arada 2 tane tersim var. Şimdi ikinci örneğindeyiz. 2, 3, 4. Şimdi ne yapıyoruz? 3 tanesini sol şişime, en baştakini, ortadakini en başa geçirdim. Burası en önemli. Bir sırası biraz sizi zorlayabilir. Diğer sıraları zaten gördüğünüz gibi kolay. Şimdi de son olarak bakın. Şurada 4 tane olan ilmeğimin önce ortadaki bu birinci ilmeği en sona. Sonra 4 tane ilmeğimin tamamını düz örüyorum. Ben bu sıramı tamamlarken siz modelimi görün ve videomuzu bitirelim değerli izleyicilerim. Biraz tabii uzun örnek olduğu için bakın şöyle harika. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerim çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.